Kanal Fırat, Kanal 23 ve Kanal E televizyonlarından ortak olarak yayınlanan ortak yayınımıza hoş geldiniz. Çok değerli arkadaşım Özlem İspir Anlak ile bu yayını gerçekleştireceğiz. Bugün ortak yayınımızda çok önemli ve özel bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Sayın Erol Keleş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Özlem, sen de hoş geldin stüdyomuza. Bu yayını birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam isterseniz programımızın başında özellikle son yıllarda Elazığ'a yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Fethi Sekin Şehir Hastanemizin tanıtımıyla başlayalım. Sonra stüdyomuzda hocamızla sohbetimize başlayacağız. Evet, Elazığ ve bölgeye yapılan en büyük yatırımın tanıtım videosunu izledik. İşte bu hastanenin de yöneticisi Sayın Profesör Doktor Erol Keleş hocamız. Hocam birinci yılınız ama öncelikle sizi bir tanıyalım. Yaptığınız başarılı çalışmalardan önce bir Erol Keleş hocamız kimdir? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ben konuşmaya başlamadan önce Fırat TV ailesine, Kanal 23 ailesine beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ben 1970 Elazığ doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Elazığ'da tamamladım. 1987 yılında tıbbi eğitimine başladım. Ve 1993 yılında tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun oldum. Daha sonra 1993-95 yılları arasında Çorum ili Sungurlu ilçesinde yaklaşık bir 2,5-3 yıllık bir pratisyen hekimlik dönemim var. Bu dönem içerisinde hem sağlık ocağında hem devlet hastanesinde acil ve sağlık hizmetlerinde bulundum. 1995 yılında tıpta uzmanlık sınavında başarılı olarak önce bir mikrobiyoloji, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları anabilim dalında asistanlık eğitimine başladım. Daha sonra 1997 yılında tekrardan tıpta uzmanlık sınavına girerek kulak burun boğaz asistanlığına başladım ve 2002 yılında uzman olarak, kulak burun boğaz uzmanı olarak mezun oldum. Ve üniversitede devam ettim. 2002 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent, 2012 yılında da profesör olarak atandım. 2021 yılı tam bugünü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başhekim olarak görevlendirildim. Tabii burada şunu söylemem lazım. Üniversite benim için her şey. Üniversite bana gerçekten çok ciddi anlamda katkıları oldu.
Ve benim gerçekten gururla taşıdığım, her zaman da taşıyacağım, benim için de çok önemli Fırat Üniversitesi, her şeyim. Şu anda iki yıldır, şu anda iki yıllığına Fethi Şehir Hastanesi'ne başhekim olarak görevlendirildim. Tabii başhekim olarak görevlendirdiğim dönemde gerçekten hem sosyal medyada hem görsel medyada çok ciddi anlamda teveccühle karşılandı. Bu gerçekten beni çok mutlu etti. Ben burada tüm Elazığ halkına, arkadaşlarıma, dostlarıma, hastalarıma gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu teveccüh aynı zamanda benim üzerime de çok ciddi anlamda yük bindirdi. Bunun bilinciyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başladım. Aslında benim için değişen hiçbir şey yoktu. Çünkü ben hayatımın her döneminde çalışmayı, emeği gerçekten çok içime benimsemiş birisi olarak çalışma hayatımda bir değişiklik olmadı. Yani ben üniversitede de sabah çok erken saatlerde hastanede olup akşam geç saatlere kadar çalışan bir yapıya sahiptim. Tabii üniversitenin şöyle bir özelliği vardı. Orada sadece kulak burun boğaz ana bilim dalında öğrencilerimle, asistanlarımla ve ameliyat ve hastalarımla uğraşıyordum. Tabii idareci olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geldiğimiz zaman Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin şu anda 5000'e yakın personeli var, personelimiz var. Bunun dışında tabii sadece kulak burun boğaz değil, gerçekten bütün bölümlerin sorunlarıyla ve aynı zamanda hastalarla uğraşmak, onlarla ilgilenmek gibi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Aslında değişen bir şey olmadı. Gerçekten aynı emeği veriyorum. Tabii bu süreç içerisinde yani hepinizin de takdir edeceği gibi sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Sadece bir kişiyle olacak bir iş değildir ve dolayısıyla özellikle hastanede yönetici konumunda olan tüm yönetici arkadaşlarıma bu bir yıllık süre içerisinde başhekim yardımcılarımız, müdürlerimiz, müdür yardımcılarımıza ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da benimle beraber canı gönülden gerçekten çok ciddi özveriyle emek verdiler. Tabii bunun dışında personelime şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanesi tüm personelime çok teşekkür etmek istiyorum. Hekim arkadaşlarıma, yardımcı sağlık hizmeti veren arkadaşlarıma, hemşiresinden tutun, efendim tıbbi sekreterinden ve şirket elemanlarına kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da gerçekten bana çok ciddi anlamda destek oldular. Halen daha da destek oluyorlar. Zaten başarı bir birlik beraberlikle olur. Bu bilinçle biz hareket ettik. Ve sonuçta tabii bir teşekkürü de demin de söyledim. Sağlık hizmetleri bir ekip işi. Özellikle sağlık müdürümüz ve sağlık müdürümüz nezdinde tüm sağlık müdürlüğü ekibine de teşekkür etmek isterim. Çünkü onlar da bu süreçte bana her konuda destek oldular. Aynı zamanda Elazığ halkı çok bu dönemde bana destek oldu. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, hiç tanımadığımız insanlar bile her konuda bana fikirlerini söyleyerek, önerilerini söyleyerek destek oldu. Tabii bir teşekkürü de ilin bürokrasisine ve ilin siyasetine teşekkür etmek istiyorum. Onlar da her konuda benim arkamda durdular ve her konuda bana destek oldular. Demin söylediğim gibi aslında hayatımda bir şey değişmedi. Çalışma benim için aynıydı. Aynı çalışma temposuyla şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde devletime hizmet etmek için çabalıyorum. Hocam bence değişmiştir çünkü belki bir mesai saatiniz vardı, kendinize ayırabileceğiniz bir zamanınız vardı ama şimdi biz hastaneye her gelişimizde sürekli oradasınız. En iyisini evet. Yapmaya çalışıyorsunuz. Peki bölgenin... Ben ona bir cevap vereyim. Buyurun. Sonuçta evet biz kendim için ve ailem için söylüyorum. Bir devlet terbiyesi almış bir aileye mensubum. Ve bize devlet eğer böyle bir görevi verdiyse biz bu görevi hakkıyla yerine getirmekle sorumluyuz. Bir sorumluluğumuz var ve dolayısıyla da eğer bu görev verildiyse de hakkını vermek gerekir ve ne gerekiyorsa da eğer bu efendim sabah saat 6-6.30'da hastanede olmaksa evet 6-6.30'da hastanede olmak. Akşam 9-10'da dönmekse bu. Ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Çünkü
Devletimiz bizden hizmet bekleyerek bu görevi bize tevdi etti. Dolayısıyla biz bunun hakkını vermek zorundayız. Bu düşünceyle de hayatımın her döneminde, yani üniversitede de böyle düşündüm. Şu anda şehir hastanesinde de aynı şekilde düşünüyorum. Bundan sonra da aynı düşünceyle de hareket edeceğim. Temel amacım bu şehre, bu bölgeye, bu bölgenin insanlarına hizmet etmek. Bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor, emek vermek gerekiyor. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Ben de emeğimi sonuna kadar, tabii biraz önce de söyledim, bu tek başımıza olabilecek bir iş değil. Şehir olarak, şehrin sağlık camiası olarak, aynı zamanda ekibimiz olarak, yani şu anda idarede bulunan başhekim yardımcılarımızdan tutun, tüm personele kadar, çünkü özverili bir iş, özveri isteyen bir iş sağlık işi. Dolayısıyla da severek işimizi yapıyoruz. İnşallah da şehrimize ve bölgemize faydalı oluyoruz diye düşünüyorum. Peki hocam şey değil mi? Elazığ'ın en büyük yatırımıydı. Bölgenin de en büyük yatırımı. Hastane ile ilgili sizden bilgi alalım mı? Böyle en büyük yatırım diyorsak gerçekten de en evet. büyük yatırım. Detaylarını alabilir miyiz? Tabii. Size? Ben öncelikle bir hani belki zamanımız yettiğince burada birçok konuyu konuşacağız ama şehir hastanemizi bir bu devasa fiziki ve teknoloji açısından mükemmel olan bir hastaneyi size tanıtmak isterim. Aynı zamanda bizi izleyen seyircilere de tanıtmak isterim. Şimdi evet, arkadaşlarımız da ekrana geçiyor evet, bu arada. Elazığ Fethisekin Şehir Hastanesi 355 bin metrekare üzerinde kurulmuş ve 4038 yataklı bir hastane ve 4 hastanemiz var bu kampüs içerisinde. Bir genel hastanemiz var. Onun dışında bir kadın doğum ve çocuk hastanemiz var. Tutuklu hükümlü adli psikiyatri hastanemiz var. Bu gerçekten çok özellikle. Biraz sonra belki fırsat olursa daha açıklayacağım. Yine yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ve hastanemizdeki yatak sayımıza baktığımız zaman yatak sayımız 1038. Bunun 505'i tek kişilik oda. 170'i çift kişilik oda ve 16 süit odamız var. Gerçekten odalarımız 5 yıldızlı oda konforunda, hem temizlik açısından hem odaların içindeki fiziki donanım açısından 5 yıldızlı otayı, 5 yıldızlı bir otelin odasını aratmayacak güzellikte odalarımız var. 227 adet polikliniğimiz var. Bunun dışında tescilli olarak 194 yoğun bakım sayımız var. Bunu biraz sonra daha açacağım. Yine 29 yeni doğan yoğun bakım odamız var. 35 tane ameliyathanemiz var. Bunlar içerisinde özellikle ameliyathaneler var. Mesela hibrit ameliyathanemiz var. 2 organ nakli ameliyathanemiz var. Sezaryen ameliyathanemiz var ve toplam 35 adet ameliyathanemiz var. Hibriti açabilir miyiz? Şimdi evet, birçok yerde bulunmayan hibrit anjiyo ameliyathanemiz şu. Yani hasta kalp krizi geçirdiği zaman, geldiğinde anjiyoya alındığı zaman, anjiyo yapıldığı sırada eğer hastanın damarları tıkalıysa ve bu damarlardaki tıkanık anjiyo sırasında gerek balon kateter gerekse stentle açılamayacak düzeyde ve anında hasta ameliyata alınabilecekse aynı odada aynı işlem anında yapılabiliyor. Dolayısıyla hem bypass ameliyatı gerekiyorsa tabii gereken hastalar için hem de anjiyo aynı odada yapılabiliyor. Dolayısıyla da bu ciddi bir özellik. Birçok yerde, birçok hastanede olmayan bir özellik. Bunun dışında hastanemizde 2 MR cihazımız, 2 tomografi cihazımız mevcut. Yine 9 röntgen cihazımız, 7 ultrasonografimiz, 1 PET CT'miz, 1 de SPECT CT'miz mevcut. Bunun dışında yine hastanemizde biri acil iniş pisti olmak üzere 2 tane pistimiz mevcut. Özellikle bu acil hastaların hastaneye kabulü açısından çevre illerden veya Türkiye'nin her yerinden ciddi anlamda kullandığımız da bir pist. Çünkü bunu şöyle örnek verebilirim. Mesela geçen zannedersem 2 gün önce Tunceli'de genç bir hastamız kalp krizi geçirmişti. Hatta gecenin saat 12'siydi zannedersem Tunceli başhekimimiz beni aradı. Anında 20 dakika içerisinde helikopterle biz o hastayı hastanemize kabul ettik. Böyle de bir gerçekten hastalar için, bu bölge için bulunmaz bir nimet olarak da değerlendirebiliriz. Evet. Hastanemizde 1922'si kapalı olmak üzere, 374'ü de açık olmak üzere toplam 2300 civarında otoparkımız var.
4 yürüyen merdivenimiz, 86 tane de asansörümüz mevcut. Toplam yatak sayımız 1038, ana binada 888 yatağımız var. Yine YEGAP dediğimiz yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz 100 yataklı. Tutuklu adli psikiyatri hastanemiz de 50 yataklı. Yoğun bakımımız şu anda tescilli 194 yoğun bakımımız var. Yeni doğan yoğun bakımda 29 adet yoğun bakımımız mevcut. Yine birçok hastanede olmayan şehir hastanelerinin özelliklerinden olan anne otelimiz var. Anne oteli şu, mesela anne doğum yaptıktan sonra eğer dünyaya gelen çocuğu küvez ihtiyacı varsa yeni doğan alınacaksa bebeği alıyoruz. Anne otelinde kalıyor ve dolayısıyla bunlar da birbiriyle komşu. Anne çocuğunu emzirmek için otelden hemen yan tarafa yoğun bakıma geçip çocuğunu emziriyor. Çocuğuyla zaman geçiriyor. Tekrar otele dönüyor. Hocam, böyle bir konu. Çok önemli çünkü evet. Geçmiş zamanlarda hani olmadığı zaman anne oteli. Anne hele de çevre illerden gelmişse kendi eline gidiyor. Sonrasında tekrardan işte bir hafta sonra belki birkaç gün sonra çocuğunu tekrar görüyor. Tekrar gidiyor. Gerçekten önemli bir izin. Şimdi tabii siz de takdir edersiniz ki emzirme çok önemli. Evet. Anne bebeğinden ayrılmamalı. Anne oteli olmayan yerlerde hele de doğum yapmış bir bayanın böyle dışarıda çocuğunu görmek için beklemesi zaten kabul edilemez. Bunlar düşünülerek zaten bunlar dizayn edilmiş. Bu açıdan da anneler de çok mutlu. Aynı zamanda işte bebeklerini de istedikleri zaman görebiliyorlar. Hastanemizde anne otelimiz var ve 18 yataklı. Bir de anne eğitiminde kullanılan 2 tane de odamız var. Burada gebelik süresince gebelik okulu dediğimiz okul var. Ebelerimiz, hemşirelerimiz ve aynı zamanda hekimlerimiz burada gebelikle ilgili eğitim veriyorlar. Doğumdan sonra da loğusalar için eğitimimiz var. Bu iki odada da bunlara eğitim sağlanıyor. Ameliyathanemiz biraz önce de söyledim. 35 tane ameliyathanemiz var. Gün ameliyathanemiz var. Günübirlik yani lokal olarak genel anestezi almayan, lokalle ameliyat olan hastalar günübirlik burada ameliyat olup serviste bir iki saat takip edildikten sonra eve gönderilebiliyor. 5 tane gün ameliyathanemiz mevcut. Endoskopi, geniş bir endoskopi ünitemiz var. İşte endoskopi ünitesi olarak 2 adet endoskopi ünitemiz, kolonoskopi ünitemiz 2 adet, bir bronkoskopi ünitemiz, bir de RCP ünitemiz mevcut. Evet, hemodiyalize baktığımız zaman 25 hemodiyaliz yatak sayımız var ve günlük olarak 90 ile 100 arasında hasta kabili oluyor. Ve bunlar evlerinden transferleri sağlanıyor. Burada diyaliz aldıktan sonra da tekrar evlerine ulaştırılıyor. Aynı zamanda 2 tane de izole diyaliz odamız var. Bu özellikle bu COVID döneminde, pandemi döneminde pandemi geçiren hastaların diyaliz alması için çok faydalı bir şey olduğunu gördük. Pandemi döneminde gördük. 4 anjiyo ünitemiz var ve ayaktan kemoterapi alan hastalar için de şu anda 12 ayaktan tedavi alacak odamız mevcut. Biraz sonra onları belki daha ayrıntılı anlatma imkanım olacak. Tabii bir tane de özel kemoterapi odamız var. 13 hastaya da ayaktan kemoterapi verebiliyoruz hastanede. Şimdi burada Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nden bahsetmek istiyorum. 100 yataklı hastanemiz. Bu da şu anda Doğu Anadolu'da tek hastanemiz. Hani ne demek Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi? Suç işlemiş ama cezai ehliyeti olup olmadığı tespit edilememiş ya da şüphe üzerine savcılık tarafından bu hastalar bize gönderiliyor. Biz onları bu hastanede en az 3 hafta, bazen 1 ay olabiliyor. Hastanede kabul ediyoruz. Hekimlerimiz bu süre içerisinde bu hastayı, bu kişiyi gözlemliyor ve cezai ehliyeti olup olmadığına karar veriyor. Ve onun raporu düzenlenip tekrardan hasta savcılık vasıtasıyla teslim ediliyor. Bu amaçla kullanılan ve Doğu Anadolu'da gerçekten tek hastane. Ve konfor açısından da mükemmel bir hastane. Çünkü sosyal donatıları gerçekten çok fazla. Bu hastanenin içerisinde kütüphane, sinema salonumuz var bir tane. Aynı zamanda basketbol salonumuz, yine futbol sahası ve yine hobi bahçeleri var. Ve hastalar, kişiler burada zaman geçirirken de gerçekten bir evde bir tatil yapıyormuş gibi de bir
süreç geçiriyorlar. Tabii bir de özellikli hizmetlerimiz var. Evet. Bunlar içerisinde bence en kayda değer ve gerçekten bu bölge içinde çok önemli olan robotik yürüme. Şu anda Türkiye'de çok sayılı yerlerde robotik yürüme, fizik tedavi olarak robotik yürüme şeyi var, rehabilitasyonu var. Tabii bizim Malatya'da da var ama bizim robotik yürüme panelimiz, bu rehabilitasyon teknoloji, son teknoloji, sanal ortamda insan burada yürürken bile sanki gerçekten sanal olarak normal hayatta yürüyormuş gibi bir izlenime sahip olabiliyor. Tabii bu robotik yürümeyi daha çok hangi hastalarda kullanıyoruz? Aslında şöyle söyleyebilirim, tek başına ayakta durmayı beceremeyen hastalar, hani bu hastalıklar ne oluyor? İşte bir travma, bir kaza sonrası felç geçiren hastalar ya da efendim serebral palsi gibi, işte doğum sırasındaki oksijensiz kalmaya bağlı yürüyememe şikayeti olan hastaları burada robot vasıtasıyla fizik tedavi vererek rehabilite ediyoruz. Yine radyasyon onkolojimiz özellikli hizmetlerimizden, çünkü teknoloji olarak gerçekten son model bir teknolojiye sahip. Nükleer tıp merkezimiz gerek PET-CT gerek SPECT-CT açısından da donanımlı bir hastanemiz, donanımlı bir birimimiz. Evet, biraz önce bahsettim aslında hemodiyaliz ünitesinden. Bunların dışında GETAT denilen, belki izleyenlerin de çok dikkatini çekecek, geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Biraz ne sonra isterseniz, hocam? Biraz sonra açıklayacağım ama tamam. Burada da açıklayabilirim. Şimdi normalde şu anda birçok yerde bu hizmet veriliyordu. Nedir bu hizmet? İşte hacamat tedavisi, kupa tedavisi, işte akapunktur, ozon tedavisi, bunları içeren bir tedavi. Ama tabii burada bizim hastanemizde hekim gözetiminde ve gerçekten hijyenik ortamlarda bu işi eğitimini almış, sertifikasını almış insanların yaptığı bir tedavi. Tabii Mart ayına kadar bu bölümümüz kapalıydı. Çünkü pandemi nedeniyle bir ara verilmişti. Mart ayında biz bunu tekrardan hizmete soktuk. Şu anda da hizmet devam ediyor. Aynı zamanda burada son dönemde PRP tedavisi de vermeye başladık. Tabii PRP biliyorsunuz birçok alanda kullanılıyor. Yani ben kulak burun boğazcı olarak şunu söyleyebilirim. Son dönemlerde işte rinoplasti ameliyatlarında dolgu amacıyla da PRP kullanılıyor. Evet. Şu anda da bu kullanım bizim hastanemizde de var. Yine diz, eklem ya da yüzde PRP tedavileri, hatta saç ekiminden sonra, özellikle bir ay sonra PRP ile, çünkü yeniden sizin kanınızı alıp beyaz hücrelerinizi tekrardan size veriyoruz ve dolayısıyla da hücrelerin yenilenmesi açısından da bir fayda sağlıyor. Son zannedersem 1,5-2 ay oldu PRP tedavisine de hastanemizde başladık. Tabii hocam, bunlar genişletilebilir mi? Mesela sülük tedavisi de alternatif tıp arasında. Tabii bunlar da alternatif tıpta. Tabii bunlar da yapılabilir. Tabii biz daha çok böyle bilimsel açıdan tamamlayıcı olarak bir yere gelmiş, belli bir düzeye gelmiş işlemleri yapıyoruz. Ama tabii ki sülük tedavisi de bilimsel olarak da özellikle, hani tabii sülüğün kullanım alanları çok farklı. Mesela biz tıpta sülüğü doku, mesela vücudumuzun bir yerinde bir parça koptu, başka bir yerden bir parça getirdik, oraya yerleştirdik. Oranın kanlanmasını, dolaşımını sağlamak için bazen dolaşım yetersiz oluyor. Biz oraya sülük koyarak o kanı, kirli kanı emerek oradaki dolaşımı arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Bu açıdan da tabii ki sülük tedavisi de uygulanabilecek tedaviler açısından. Konusunda da hani dışarıda birçok merkez yapılıyor, evet, ama bu doktor çok böyle, evet, çok olmadığı için de ciddi, tabii, sağlık sorunları, başka sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Zaten bunlar düşünülerek özellikle şehir hastanelerinde ve kamu hastanelerinde bu işleme başladı. Biraz önce de söyledim. Hekim gözetiminde, sertifikalı, tamamen hijyenik ortamlarda ve özelde yapılan, birçok kişinin yaptığı, ücret karşılığı yaptığı şey, çok düşük ücretlerle hastanemizde kamu hastanesi olarak gerçekleştirebiliyoruz. Evet.
Bunu da söylemem gerekir. Evet, peki hocam. Şimdi bu arada hatırlatalım izleyicilerimizi. Arkadaşlarım da ekranlara getirecekler. İletişim hattı üzerinden bizlere sorularınız varsa, görüşleriniz varsa program süremiz el verdiği boyunca bunlara da yer vermeye çalışacağız. Şimdi hocam, Türkiye'de özellikle şehir hastaneleri Elazığ'ın da aralarında bulunduğu birçok ilde yapıldı. Özellikle hükümetin sağlık politikaları üzerinde gerçekleştirdiği bu hastanelerde gerçekten siz de biraz önce ifade ettiğiniz otel konforunda hizmetler veriliyor. Evet. Şimdi 2018'in Ağustos'undan beri Elazığ'daki şehir hastanesi hizmet vermeye başladı. İş yükünüz çok arttı, hastanelerin birleştirilmesi. Elbette ki Elazığ hep işte üniversite hastanemizin de olması, diğer özel hastanelerimizin de olması sağlık alanında, sağlık turizmi açısından aslında Elazığ'da hem bölgenin hem de aslında Türkiye'de birçok ile nazaran çok iyi bir konumda olduğunu bizler biliyoruz. Evet. 2018'den beri hizmet açıldı ama bu kadar kısa sürede bir de akademik hizmetleriniz var sizin. Evet. Biraz da onlardan bahsetmenizi isteyeceğiz. Tabii isterseniz onun da bir görselini açayım. Hem görsel eşliğinde anlatmaya çalışayım. Tabii akademik hizmetlerimize baktığımız zaman şöyle düşünmek lazım. Sanki şehir hastaneleri hizmet hastaneleri gibi görünüyor. Ama şu anda Türkiye'de bulunan bütün şehir hastaneleri hizmet hastanesinin dışında aynı zamanda üniversite. Hı hı. Mesela bizim de Fethi Şehir Hastanesi aynı zamanda evet bir hizmet hastanesi, hı hı, ama bir o kadar da üniversite hastanesi. Biz üniversite olarak kime bağlıyız? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlıyız. Şu anda Türkiye'de bulunan bütün şehir hastaneleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı. Tabii ben hani bizim akademik kadromuzu burada göstereyim. Bizim akademik kadromuza baktığımız zaman şu anda 2021 Aralık yani bu ay itibariyle 5 tane profesörümüz, 14 doçentimiz, doçent doktorumuz, 3 tane doktor öğretim üyesi ve 13 tane asistanımız var. Şimdi ben isterseniz, müsaade ederseniz bu konuda çünkü bir akademisyen olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Ben bu görüşümü tabii göreve geldikten sonra bizim rektörümüz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl beyefendi ile de yaklaşık 2-3 kez bir araya geldik ve bu konuları konuştuk. Şimdi şehir hastaneleri için akademik kadro olmazsa olmaz. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Hı hı. Ve şehir hastanelerinin gerçekten çok üst düzeyde eğitim ve hizmet verebilmesi için akademik kadronun genişletilmesi gerekiyor. Şehir hastanelerinin aslında gidişatının tamamen akademik kadrolar üzerinden gitmesi gerekiyor. Bu düşünceyle ve bir yaklaşık 25 yıllık bir akademisyen olarak şehir hastanesine atandığım ilk dönemden itibaren temel amacım buradaki akademik kadroyu genişletmek ve arttırmaktı. Bu fikirlerimi rektörümüz Profesör Doktor Cevdet Erdöl Bey ile de paylaştım. 2 yıl boyunca bizim hastanemize yani Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne öğretim üyesi atamasında sıkıntılar vardı. Aslında bu sıkıntı sadece şehir hastanesinin değil, tüm Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kadro dağılımında problem vardı. Ama ben geldiğimde tabii insan geldiği zaman ilk karşılaştırdığı sizden eş olan hastaneler. Yani diğer şehir hastanelerine bakıyoruz. İşte Adana, Kayseri'de, efendim Eskişehir'de, Bursa'da. Şimdi ben onları bir kontrol ettiğim zaman gerçekten onların akademik kadrolarının bizden çok 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 üst düzeyde olduğunu gördüm. Şunu söyleyebilirim. Mesela geçen 3 ay önce İstanbul Çamsakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettik. Ekibimizle beraber bir ekip oluşturarak oraya gittik. Ve oradaki akademik kadro sadece asistan sayısını size söyleyeyim. 800 asistanları vardı. Bizim şu anda 13 tane asistanımız var. Bunlar ne zaman oldu? Bunlar Ocak 2021'den sonra oldu. Zor oldu mu hocam? Zor oldu gerçekten. Çünkü eğitim kliniği olabilmeniz için bazı şartlar var. O şartları doldurmanız, tutturmanız lazım. Önce o şartları dolduruyorsunuz. Daha sonra buna başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvuru sonrasında tıpta uzmanlık kurulu heyeti geliyor. Hem hastanenin o bölümünü inceliyor. Hem oradaki öğretim üyelerini inceliyor. Ve
buranın eğitim kliniği olup olmadığına karar veriyor. Ve daha sonra da eğitim kliniği olduktan sonra da bu unvanı aldıktan sonra da artık oraya asistan almaya başlıyoruz. Ben geldiğimde bizim asistanımız yoktu. Yani Ocak 2020'de göreve başladığımda Elazığ Şehir Hastanesi'nde asistanımız yoktu. İlk asistanımız deri ve zührevi hastalıklarında Şubat ayında atandı. O zaman bizim iki tane kliniğimiz için, daha doğrusu üç kliniğimiz için başvurular vardı eğitim kliniği olması. Ama süreç devam ediyordu, tamamlanmamıştı. Biz bu süreci tamamlamaya çalıştık ve başardık. Ve üç kliniğimiz eğitim kliniği oldu. Bunları ben size söyleyeyim. Şu anda deri zührevi hastalıklar, acil servis ve benim de içinde bulunduğum kulak burun boğaz hastalıkları eğitim kliniği oldu ve buraya asistan almaya başladık. Daha sonra üroloji ve enfeksiyon hastalıkları için başvurumuzu yaptık. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bir red yedik, sonra tekrardan durmadık, tekrar başvurumuzu yaptık ve TUK'tan ekip geldi, bu iki kliniğimizi değerlendirdi. Aralık 22 Aralık itibariyle de üroloji ve enfeksiyon hastalıkları da eğitim kliniği oldu. Bunun da eğitim kliniği olmasının getirisi ne? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi eğitim kliniği olmadığınız zaman buraya asistan alamıyorsunuz. Asistan gelmiyor. Eğitim kliniği olduğu zaman orada öğretim üyesi istihdam etme şansınız var. İsteme şansınız var. Ve dolayısıyla da aynı zamanda akademik bir kadro oluşturuyorsunuz. Yani asistanlar, mesela üniversitede gelmiş biri olarak, üniversite için asistanlar olmazsa olmazdır. Evet. Çünkü çok ciddi, hem sağlık hem eğitim açısından emek veriyorlar, hizmet veriyorlar. Hepimiz asistanlıktan geldik. Bizler de asistanlık dönemini geçirdik. Dolayısıyla asistan alabilmeniz için eğitim kliniği olması lazım. Yani kadronuzu genişletebilmek için de bu olması gereken bir durum. Tabii bunun dışında mesela burada slaytta görüldüğü gibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörümüzle devamlı istişare içinde olduğumuz için ben Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bir ilki gerçekleştirdim. Oradaki akademik kadrodaki öğretim üyelerimize cübbe giyme töreni düzenledik. Sağ olsun rektörümüz bizi kırmadı. Hem rektörümüz hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi dekanımız Profesör Doktor Erdoğan Çetinkaya, aynı zamanda burada bir kongre düzenlemiştik. O kongreye de denk geldiği için Gazi Üniversitesi rektörümüz, Gazi Üniversitesi'nin dekanı ve aynı zamanda Fırat Üniversitesi'nin rektörü ve rektör yardımcısı dekanını davet ettik. Bir cübbe giyme töreni düzenledik. Orada akademisyenleri onurlandırdık. Biz de gururlandık. Çok güzel bir tören oldu. En azından orada olan arkadaşlar için de bir öğretim üyesi olmak için bir adım oldu. Ve ben orada da açılış konuşmasında da rektörümüze aynen şunları söyledim. Burada da aynen bunları söylemek istiyorum. Sayın rektörüm dedim, Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ Şehir Hastanesi tek hastane ve burası sadece Elazığ'a değil, bölgeye hizmet ediyor. Dolayısıyla buranın akademik kadrosunu güçlendirmek lazım. Ama maalesef bizim akademik kadromuz şu anda emekleme düzeyinde. Arkadaşlarımın huzurunda sizden akademik kadro açısından destek istiyorum dedim. Sağ olsun o da konuşmasında bize destek olacağını ifade etti. Bunun meyvelerini de hemen bir ay sonra gördük. Bir ay sonra, yani Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne 7 kadro açıldı. Bunlar işte enfeksiyon hastalıkları, patoloji, biyokimya, kulak burun boğaz, onkoloji, buralara öğretim üyesi kadrosu verildi. Gerçekten hem çalışanları bu çok mutlu etti, hem de bizleri çok mutlu etti ve akademik kadromuzu da böylece arttırmış olduk. Mesela şu anda kulak burun boğaz hastalıklarında 3 tane profesör, 2 tane doçentimiz, 4 de asistan doktorumuz mevcut. Hocam bunda şunu da söyleyelim o zaman. Akademisyenlikten gelmenizin vermiş olduğu ve bu ve benzeri durumlardaki o bürokrasi mi denir ya da usulü biliyor olmanız aslında
Elazığ için, dolayısıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi tabii için gerçek, bir avantajdır. Tabii, yani bu akademisyen olmak, bu işin içerisinden gelmek gerçekten bir avantaj oldu. Çünkü ben gelir gelmez şehir hastanesinin daha iyi yerlere gelebilmesi için neler yapılabilir? Özellikle de akademik kadronun çok önemli olduğunu bütün arkadaşlarımla paylaştım. Bütün doktor arkadaşlarla her toplantımda bunu dile getirdim. Ve hani bunun içinde hangi yolların izlenmesi gerektiğini de bildiğim için evet bu bir avantaj oldu. Ve bunu kullanmaya başladık, kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Biz böyle 5 klinikle falan eğitim kliniğiyle kalmayacağız. Bunu gerçekten arttıracağız, sayısını arttıracağız. Asistan sayımız artacak. Ve burayı eğitim veren, çünkü hastane, bakın şöyle de bir şey var. Değerlendirmeyi yapmak, hani ben bir akademisyen olarak bunun değerlendirmesini yapıyorum. Fiziki mekan açısından şehir hastaneleri mükemmel. Teknoloji açısından mükemmel. Bu mükemmellikte olan bir hastanenin mükemmel hizmet ve eğitim vermesi kaçınılmaz. Mutlaka vermeli. Bunu biz kullanmalıyız, bunu biz değerlendirmeliyiz. İnşallah bu açıdan da arttıracağız. Bunun için de çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mesela şu anda deri ve zührevi hastalıklarda 5 tane asistanımız var. Burada bir profesörümüz, bir doçentimiz var. Yine acil servisimizde 4 tane asistanımız var. Demin de söyledim. Üroloji ve enfeksiyon hastalıkları da eğitim kliniği oldu. Şubat ayında tıpta uzmanlık sınavı var. İnşallah bu bölümlere de kadro açılacak ve orada da asistanlarımızı görmek nasip olacak diye düşünüyorum. Şu anda böyle akademik kadromuza baktığımızda çocuk kardiyoloji bölümünde bir profesörümüz, yine göğüs cerrahisinde bir yardımcı doçentimiz, beyin ve sinir cerrahisinde bir doçentimiz, göz tıbbi onkolojide birer doçentimiz, kardiyolojide 2 doçentimiz, biyokimya, kalp damar cerrahisi ve tıbbi patolojide birer doçentimiz var. Bu kadroyu arttırmak için gerçekten çaba harcamak lazım. Bunun için de biz elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız. Peki polikliniklerle ilgili neler söyleyeceksiniz? İsterseniz hizmetlerimizle ilgili, çünkü bence izleyenleri asıl ilgilendiren belki akademik kadro çok hani ilgi çekmemiştir ama hizmetlerimizle ilgili bazı şeyler söylemem gerekiyor. Buyurun. Şimdi tabii özellikle hizmetler konusunda ben yoğun bakımlarla başlamak istiyorum. Çünkü beni çok mutlu eden hizmetlerden biridir bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuk yoğun bakım. Basına da yansıdı bu. Sayın Valimiz Doktor Ömer Turaman Beyefendinin de katılımıyla çocuk yoğun bakım ünitemizin sayısını arttırdık ve açtık. Şimdi tabii çocuk yoğun bakımımız bizim, ben Ocak ayında göreve başladığımda 7 yataklıydı 3. basamak olarak ve bir tane çocuk yoğun bakım uzmanımız vardı ve doluluk oranlarımız da gerçekten düşüktü. Bu bölgenin de ihtiyacı olan bir durum çocuk yoğun bakım, gerçekten ciddi bir ihtiyaç vardı. Tabii bazı sıkıntılarımız vardı hekimlerle vesaire, çok şükür bunları aştık, o 7 yatakla hizmet vermeye başladık Ocak ayından itibaren. Oradaki hekim arkadaşımızın da ciddi destekleriyle, çocuk yoğun bakım uzmanımızın, bir mesafe kat ettik. Daha sonra üniversitemizden bir çocuk yoğun bakım öğretim üyesi arkadaşımız şehir hastanemize geldi. Ve dolayısıyla şehir hastanesinde çocuk yoğun bakım uzman sayımız 2'ye çıktı ve biz hemen oradaki 3. basamak yoğun bakım sayımızı 13'e çıktık. Daha sonra tabii doluluk oranımızın arttığını görünce ciddi de bir bölgesel bir talep vardı. Bu talebe duyarsız kalamazdık aslında. Ve hemen bir üst katta 19 yatağımızı daha çocuk yoğun bakıma dönüştürdük. İşte şehir hastanelerinin bu avantajı var. Fiziki olarak gerçekten mükemmel. Donanım da fazla. Uygun donanım, uygun fiziki yapı olduğu için hemen dönüşüme hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. 32 yatağı çıkarttık. Şimdi tabii burada en önemli noktalardan biri şu, çok gururla bunu söylüyorum. Mesela çocuk yoğun bakıma şu anda
Oranımız, doluluk oranımız %100'ler civarında. Türkiye'nin her yerinden, bakın istisnası söylüyorum, Artvin, Ağrı, Şırnak, Mardin, Amasya, Sivas ve hatta ve hatta yurt dışından direkt hasta kabul ettik biz buraya. Ve o insanlar o kadar mutlu buradan ayrıldı ki. Ve şu anda Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki 32 çocuk yoğun bakım Doğu Anadolu'da iki yerde var. Bir Urfa'da var, bir Diyarbakır'da. Diyarbakır'da 34 yatak zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Urfa'da da 40 civarında. Onun dışında en fazla yoğun bakım, çocuk yoğun bakım kapasitesi olan şehir hastanesi, şehir hastanemiz, bizim Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. O insanların, Sayın Valimiz açılışa geldiği zaman da hastalarla da muhabbet etti. O insanların oradan çıkıp işte Ağrı'da sıkıntı yaşadığını ve buraya geldiği, gelip buradan mutlu bir şekilde ayrılması, bu ayrı bir haz. Bunun manevi hazı gerçekten anlatılamaz. Ama ben burada çocuk yoğun bakımda görev yapan hem yardımcı sağlık personelimiz, hemşirelerimiz, personelimiz ve özellikle de orada iki arkadaşımız, iki uzman doktorumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü gecenin ikisinde, üçünde, hatta ve hatta çoğu zaman hastanede yatarak bu hastalara hizmet ediyorlar. Onları da gerçekten sizin huzurunuzda tebrik ediyorum. Sayın Hocam, şimdi ilk bölüm için son birkaç dakikamız. Bir iki tane aslında izleyicilerimizin de sorusu var. Tabii. Hastane hizmetleriyle ilgili. Yine mesela çok özür dilerim. Buradaki oranlarımız da mesela şu anda çocuk yoğun bakımda Kasım ayı itibariyle şurada ekranda da görünüyor. Bakın Ocak ayından itibaren yoğun bakımımızdaki 3. ve 2. basamak yoğun bakımımızdaki artışı görüyorsunuz. Kasım ve Aralık ayında gerçekten pik yaptık. %100'lere varan doluluk oranımız var. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Evet, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Hani tabii ki herkese sağlıklı günler diliyoruz ama hani sağlık çok önemli ve bu noktada şehir hastanelerinin verdiği ve vereceği sağlık hizmeti de çok önemli. Burada belki hocam onun çok için özür diliyorum. Şey algılanmalı, hani hasta sayısında artış değil. Aslında hastanede mesela yeterli hizmet veremediğiniz için başka illere sevki gerçekleşiyordu. Tabii. Bölge hastanesisiniz ama yeteri kadar yoğun bakım alanınız yok. Ve hasta belki başka bir şehirden buraya, buradan da başka bir şehire gidene kadar belki farklı sağlık sorunları da giderek ortaya kesinlikle çıkıyordu. Yani sevindirici olan yönü kapasite anlamında gayet iyi bir durumdayız. Evet. Onu altını çizerek belirtelim. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, omurilik kemiğim kırıldı. Bunun için fizik tedavi yapılıyor mu? Kemik kaynamaya başladı. Ve hayat raporu almak için randevu almamıza gerek var mı demişler hocam? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii geçmiş olsun diliyorum seyircimize. Omurilik kemiği kırıldıysa ve bu yakın zamanda olmuşsa, tabii bunu söylerken ben bir kulak burun boğazcıyım. Tabii bu benim işim değil. Ortopedistlerin ve fizik tedavistlerinin işi. Ama soruyu soran hastamıza yardımcı olmak için şöyle cevap vereyim. Bir kere bu cerrahi olup olmayacağını beyin cerrahisi ve ortopedinin karar verebileceği bir şey. Yani omurilik kemiğinde kırık varsa, bu kırık ameliyatlıksa mutlaka ameliyat olmalı. Böyle bir karar. Ama ameliyatlık değil, işte beyin cerrahi gördü, istirahat önerdi, daha sonrası fizik tedavi almanız gerekiyor dediyse, tabi bunun da belli bir süresi vardır. Bunu değerlendirecek olan da beyin cerrahi ve fizik tedavi uzmanımızdır. Fizik tedavi önerildiği zaman tabii ki hastanemizde şu anda 4 tane fizik tedavi servisimiz var. Ve her katta A grubu, B grubu ve C grubu içeren fizik tedavi rehabilitasyonu yapıyoruz. Fizik tedavi alabilir. Heyet raporuna girmesi için evet mutlaka MHRS dediğimiz merkezi hekim sisteminden randevu alması gerekiyor. Randevusunu alır ve randevu günü gelip heyetine girebilir. Peki. Dilerseniz bir ara verelim. Biraz nefes alalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim sayın seyirciler. Kısa bir aranın ardından tekrar ortak yayınımızla karşınızda olacağız.
Evet, Kanal Fırat, Kanal E ve Kanal 23 ekranlarından sürdürdüğümüz ortak canlı yayınımız gündem özel programı Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş'in katılımıyla devam ediyor. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Evet, hizmetlerimizden bahsediyordum. Tabii erişkin yoğun bakımdan bahsetmek gerekir. Hı hı. Pandemi döneminde gerçekten çok çok önemli olduğunu gördük. Şimdi sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Pandemi süreci 2020 Mart ayında başladı ve halen devam ediyor. Ve bu süreç içerisinde zaman zaman piklerimiz oldu. Çok ciddi hasta yoğunluğumuz olduğu dönemler oldu. Burada özellikle bu süreç içerisinde emek veren tüm sağlık personeline gerçekten teşekkür etmek lazım. Çok özverili bir çalışmaydı. Yoğun bakımda çalışan hekimlerimiz, hani hatırlayın COVID'in ilk çıktığı dönemlerde değil hastaneye gelmek, eve bile giderken üstünüzü başınızı balkonda çıkartıp girdiğiniz bir dönemde bu arkadaşlarımız, sağlık çalışanları bu hastalarla ilgileniyordu ve 24 saat bu hastaların başındaydı. Çok özverili bir dönem geçirdik ki halen daha devam ediyoruz. Bu dönemde de şehir hastanelerinin önemi bir kat daha arttı ve ortaya çıktı. Mesela Elazığ olarak, Elazığ Şehir Hastanesi ve Elazığ ili olarak biz COVID döneminde hastalarla ilgili hastaların gerek yatışı gerek yoğun bakım ihtiyaçlarında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz bunu hastalara ve şehre hiç hissettirmedik. Bakın bir örnek vereyim. Zannedersem Temmuz ayıydı. Temmuz ayı işte bizim Elazığ'da COVID hastalarının pik yaptığı bir dönemdi. Servis olarak servislerimiz doluydu. Yoğun bakımlarımız tamamen doluydu. Bu sadece şehir hastanesinde değil, üniversite hastanemizde de ve özel hastanelerde de böyle bir durum vardı. Müdürlüğümüz, müdür bey bir toplantı düzenledi ve bu toplantıya şehrin bütün başhekimleri beraber katıldık ve orada almamız gereken önlemleri konuşmaya başladık. Tabii o dönemde bizim yoğun bakım sayımız ve fiziki yapımız uygun olduğu için üniversitemiz COVID yoğun bakımlarının dolu olduğunu, hani daha kapasiteyi arttırmak için normal yoğun bakımlarını boşaltmak zorunda olduğunu söyledi. Tabii bu da istenen bir şey değil. Çünkü bizim normal yoğun bakıma da ihtiyacımız var. Tabii özel hastanelerden başhekimlerimiz hiçbirinin sadece bir özel hastanede COVID yoğun bakım olduğunu, diğer özel hastanede COVID yoğun bakım olmadığını orada dile getirdiler. Ve bütün yük bizim üstümüze kaldı. Ben o gün oradan çıktıktan sonra şehir hastanesine döndüm ve iki tane yoğun bakımı anında aynı gün iki yoğun bakım açtım. Biz arka planda şehrimiz, insanlarımız sıkıntı çekmemesi için çok ciddi anlamda emekler verdik ve bunu insanlar hissetmedi. O bizim o çok yoğun olduğumuz dönemi bile, o yoğunluğu bile hissetmediler. İşte burada şehir hastanelerinin önemi ortaya çıkıyor. Fiziki açıdan her an ve teknoloji açısından her an yoğun bakıma dönüştürebilecek ortamımız var bizim. Ve 194 tane yoğun bakımımız var. Öyle anlar oldu ki sadece bir yoğun bakımımız normal yoğun bakım olarak kaldı. Bizim şu anda 8 yetişkin yoğun bakımımız var. 7 yoğun bakımı COVID olarak kullandığımız dönemler oldu. Ama hizmeti hiç aksatmadık. Vatandaşlarımıza her konuda hem normal yoğun bakım hem COVID yoğun bakım ihtiyacını karşıladık. Zor günler yaşadık diyorum. Yakınlarımızı kaybettik. Çalışanlarımızı kaybettik. Bu ortamlarda çalışmak gerçekten kolay değil. Yani o insanlarla beraber ağladık, o insanlarla beraber üzüldük. Ama hizmet konusunda kesinlikle bütün arkadaşlarım üzerine düşeni sonuna kadar ailesinden, kendisinden feragatte bulunarak yerine getirdi. Bu hizmetleri vermek için de böyle ortamlara ihtiyaç vardı. İşte şehir hastaneleri bu açıdan gerçekten pandemi döneminde ne kadar da önemli olduğu ortaya çıktı. Evet, yoğun, ben burada isterseniz erişkin yoğun bakım oranlarımızdan da bahsedeyim. İkinci basamak, üçüncü basamak yoğun bakım oranlarımız. Mesela Ocak 2021'den itibaren giderek artan bir yoğun bakım doluluk oranımız var. Ve
Kasım 2021 yani geçen ay itibariyle 3. basamak yoğun bakım doluluk oranımız %95. 2. basamak yoğun bakım yetişkin yoğun bakım oranımız %70'lere çıktı. Bunun dışında biraz önce hani poliklinik sayılarınız falan ondan bahsetmiştiniz. Burada rakamlarla ben söyleyeyim. Göreve başladığım zaman çok net hatırlıyorum. Ocak 2021'de bizim poliklinik sayımız günlük 2000-2500 civarındaydı. Şu andaki Aralık ayındaki rakamları sizlerle paylaşayım. Şu anda pazartesi günleri günlük poliklinik sayımız 8000. Diğer günlerde 7000 ile 8000 arasında bir poliklinik sayımız var. Çok ciddi bir artışımız var. 2000'lerden 8000'lere ulaştık. Bakın toplam ayaktan muayene Ocak 2021'den itibaren Kasım yani 11 aylık verilere baktığımızda yaklaşık 1 milyon 400 bin hasta ayaktan muayene etmişiz. Yine 11 ay içerisinde 36 bin hastaya yatarak tedavi vermişiz. 25 bin ameliyat gerçekleştirmişiz 10 ay içerisinde. Ve yatak doluluk oranımız Ocak ayından itibaren aldım. Ocak 2021'den itibaren giderek yükselen bir trendimiz var. Kasım ayı %68'lik bir doluluk oranımız var. Ben Aralık ayını da vereyim. Çünkü bu son gün bugün de baktım. Şu anda %75'lere yaklaşan bir yatak doluluk oranımız var. Tabii bu veriler aslında bize hasta memnuniyetinin ne kadar ön plana çıktığını gösteriyor. Tabii yani tabii hasta memnun olduğu sürece, hizmet aldığı sürece, hizmetin kalitesi yüksek olduğu sürece istiyor, tercih ediyor ve dolayısıyla da bir yükselen trendimiz şehir hastanesi olarak rakamlarla size sunmaya çalıştım. Bu çok net olarak göze çarpıyor. Yine bakın uzman hekim sayımız Ocak ayında 264 uzman hekimimiz vardı. Kasım'da 273 uzman hekimimiz var. Aslında böyle baktığınız zaman çok ciddi bir artış yok ama aslında çok ciddi bir artış var. Niye bunu söylüyorum? Şimdi pandemi sürecinde Mart ayında biz ilk pandemi hastasını Türkiye'de gördükten sonra Sayın Sağlık Bakanımız o dönemde alınan kararlar gereği istifaları durdurdu. Biliyorsunuz sağlık personeline istifa durduruldu. Ne zaman açıldı? 2021'in Temmuz ayında açıldı. İstifaların açılmasıyla gerçekten Türkiye'de birçok hastanede bazı hekimlerin istifa ettiğini gördük. Bu rakamlar mesela Temmuz ayında 1680'lere varan uzman hekim istifası oldu. Ama şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bunlar içerisinde Elazığ Fethişehir Şehir Hastanesi en az hekim kaybeden hastane olarak geçti. Ha kaybetmedik mi? Evet, bizden de istifa eden hekim arkadaşlarımız oldu. Bunların birçok sebebi var. Hani burada bunları tartışırsak gerçekten zamanımız olmaz. Zamanımız da yetmez. Ama buna rağmen biz hekim sayımızı hep yükselterek sabit tutmaya çalıştık. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Mesela burada da 2020 Kasım'la 2021 Kasım arasındaki bir kıyaslamayı koydum. Toplam yatak ayaktan muayene sayısı Kasım 2020 ayında 77 bin iken 2021 Kasım'da 157 bin. Yani bir ay boyunca ayaktan baktığımız hasta sayısı. Yine yatan hasta sayıları, oranları görüyorsunuz ve uzman hekimleri. Şu anda Fethişehir Şehir Hastanesi'nde uzman hekimin olmadığı hiçbir bölümümüz yok. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum ve çok da mutlu oluyorum bundan. Bütün bölümlerimizde uzman hekimlerimiz var. Ha eksikliğimiz var mı? Eksikliğimiz bazı branşlarda sayı açısından yani desteklememiz lazım. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane plastik cerrahımız var. Efendim bir tane çocuk cerrahımız var ama inşallah bir kişi daha çok yakın zaman içerisinde gelecek. Buraları güçlendirmek lazım. Ama ben gittim hastaneye şu bölümde doktor yoktu diyeceğimiz bir bölüm yok. Ve biz 2021 Aralık'ta mesela özellikle çocuk alerjisi ve immünolojisi birçok hastanede olmayan uzmanımız var. Çocuk cerrahımız. İki yetişkin hematoloğumuz var.
Bir sıkıntımız şuydu. Çocuk hematolojiyle ilgili şehir olarak sıkıntı yaşadık. Üniversitede bir hocamız rahatsızlandı. Bir çocuk hematoloğumuz vardı. Dolayısıyla o dönem içerisinde ciddi sıkıntılarımız oldu hastalar açısından. Ha, onu da müdür beyle beraber, onun da çok ciddi emekleriyle, çevre illerden ve en sonda, şunu da burada bütün Elazığ halkına söylüyorum. Ocağın, yani önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bir tane çocuk hematoloji uzmanımız, doçent doktor Arzu Hanım göreve başlayacak. Ve dolayısıyla da inşallah bu sorunu da çözmüş olacağız. Bunun dışında çocuk yoğun bakımda iki uzmanımız var. Şehrin ve bölgenin yükünü çeken. Yine histoloji embriyoloji uzmanımız var. İki tıbbi onkoloğumuz var. Tıbbi onkoloji gerçekten çok önemli. Kanser hastalarının tedavi gördüğü yer. Biz bu dalda sıkıntımız vardı ama Ocak 2021'den itibaren bir hekimimiz atandı. Daha sonra da üniversiteden bir öğretim üyemiz şehir hastanesine gelerek tıbbi onkolojiden de hizmet vermeye başladı. Şu anda tıbbi onkoloji servisimiz, iki servisimiz var ve %100 dolulukla çalışıyor. Kemoterapi ünitemiz var. 13 ayaktan kemoterapi alan hastalarımız var. Orada %100 dolulukla çalışıyor. Ben buradan da yine tıbbi onkologlarımıza, tıbbi onkologumuza teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda o bölümde çalışan hemşirelerimize, personelimize ayrıyeten teşekkür etmeliyim. Çünkü çok ciddi bir yük kaldırıyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Ama çok manevi bir hizmet veriyorlar. Kanser hastalarına hizmet ediyorlar. Evet. Bu açıdan baktığın zaman da gerçekten çok önemli bir hizmet. Yine iki tane yoğun bakım uzmanımız var. 2021 Ocak ayından sonra atanan iki yoğun bakım uzmanımız var. Biraz önce bahsettim. İsterseniz yani buralardan bahsetmeyeyim. Kemoterapi ve onkoloji ile ilgili. Ama mesela radyasyon onkolojisi özellikle bir branş. Nisan 2021'de ilk defa hastanemizde karaciğer ışınlama tedavisi yapıldı. Bu online yapıldı. Yurt dışından katılımla beraber online gerçekleştirildi. Bu da bir ilkti. Ve cihazlarımız son model, son teknoloji ışın tedavisi dediğimiz, halk arasında ışın tedavisi dediğimiz tedavi radyasyon onkoloji birimimiz tarafından veriliyor. Pulmoner rehabilitasyon ünitemizi açtık. Pulmoner rehabilitasyon ünitemizi Mart 2021'de açtık. Ne demek pulmoner rehabilitasyon? Bu da aslında ilimizde tek ve aynı zamanda da Türkiye'de sayılı merkezlerden biri. Mesela COVID geçiren hastalarımız. COVID'den sonra bazı hastalarda sekel kalıyor. Siz de duymuşsunuzdur. İşte COVID geçirdim, ondan sonra nefes alıp vermede zorlanıyorum. Yürüyüş yaptığım zaman, yürümeye kalktığım zaman akciğer tıkanıyorum. Akciğer fonksiyonu diye bir şey çıktı hatta COVID'den sonra. Veya öncesi var mıydı bilmiyoruz ama biz. İşte aynı zamanda KOAH'lı ve astımlı hastalar. Burada rehabilitasyon uyguluyoruz. Yani bunların akciğerlerinin kapasitelerini arttırabilmek için hem hekimler hem de buradaki fizyoterapist arkadaşlar eşliğinde pulmoner rehabilitasyon yapıyoruz. Bu da ilimiz için bir ilk. Yine cinsel sağlık problemi için bir poliklinik açtık. Burada üroloji hekimimiz tabii hasta mahremiyetini de dikkate alarak burada hizmet veriyor. Bu da yine bu bölgede eksikliği olan bir birim. GETAT'tan geleneksel ve tamamlayıcı tıptan konuştuk. Bir daha bahsetmeyeyim. Yine bir fikrim var projesini başlattık. Hastanemizde bir fikrim var projesiyle hastane personelimizin, çalışanlarımızın proje üretmelerini hedefledik. Ve buraya 66-68 civarında proje geldi. Bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon önce projeleri bir ön değerlendirmeden geçirdi. Ve 33 proje değerlendirmeye alındı. Bu komisyon bu 33 projeyi değerlendirdi ve 3 tane projeyi değerli buldu. Ve bu 3 proje sahipleri tarafından sunumla komisyona sunuldu. Ve bunlar içerisinde bir projemiz birinci olarak seçildi ve bu arkadaşımız ödüllendirildi. Ve bu arkadaşımızın projesi de hayata geçirildi. Bu proje aile danışmanlığı
Bu da Türkiye'de tescilli, sadece bizim hastanemizde ilk uygulamaya geçen bir poliklinik. Bu poliklinikte ne yapıyoruz? Bu poliklinikte aile bireylerinin sorunları, evlilik, boşanma, boşanma sonrası çocukların ve ailelerin, kişilerin yaşadığı problemleri çözmeye yönelik gerek psikolojik, gerekse hastalık vesaire her konuda bu insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani tamamen aslında özel sağlık hizmetlerinin özel sağlık hizmeti. Evet. Bu hizmeti de hastanemizde başlattık. Yine COVID-19 izlem polikliniği açtık. Burada COVID geçiren hastaların sıkıntılarını dinleyebilecek veya bunların kontrollerini yapabilecek. Mesela hasta geliyor, COVID geçirmiş, yoğun bakım ya da serviste yatıyor, servisten sonra çıkıyor. Hı hı. O hastaları izlemek, o hastaları takip etmek gerekiyor. Ne sıkıntılar yaşıyor, bunları hangileri çözebiliriz? Veya sağlıkla ilgili bu COVID'den sonra yaşanan başka sıkıntıları var mı yok mu diye. COVID izlem, evet, takip ve bunları 2 yıl, bu zaten bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın önerisiyle açılan bir poliklinik. 2 yıllık bu hastaların izlemini gerçekleştireceğiz. Hı hı. Yine hastanemizde androloji polikliniğini de 2 ay önce aktif hale getirdik, açtık. Ve burada da özellikle erkek sağlığı ile ilgili bir poliklinik yürütülüyor. Hı hı. Tabii burada şunu da söylemem gerekiyor. İnşallah çok yakın bir dönemde, ki ben 2 hafta önce Ankara'daydım. Hem bakan müdür beyle, bizim sağlık müdürümüzle beraber gitmiştik. Hem bakan yardımcımızla hem birkaç genel müdürümüzle konuştuk. İnşallah olurunu da aldık. Tüp bebek merkezini de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kısa süre içerisinde kazandıracağız. Bunun için de işlemlere başladık. Hocam onun için uzman kadromuz falan her şey hazır mı? Yoksa? Şöyle, şimdi 2 tane histoloji embriyoloji uzmanımız var. 1 tane genetik doktor arkadaşımız var ve şu anda tüp bebek eğitimi için, sertifikasyon için gönderdiğimiz bir doktor arkadaşımız var. Ocak ayında süresi doluyor. Ocağın 13'ü gibi gelecek. Şu anda personel ve hizmet verecek hekim açısından ve altyapı açısından hiçbir problemimiz yok. Gerçekten çocuk sahibi olmak isteyen aileler için tabii çok önemli, çok bir hizmet. Önemli. Çünkü dışarıda bunun maliyeti çok de yüksek. Yine oldukça yüksek ve kimi bu maliyet yüzünden de vazgeçiyor hayallerinden. Evet. Evet. Dediğim gibi bunun sözünü de aldık hem bakan yardımımızdan hem de genel müdürden. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bunu açmak da bizlere nasip i̇nşallah olur. İnşallah başarılı sonuçlar. Bir önemli hizmetimiz de şu, bu hani hekim olarak MR'da, belki sizler de yakınlarınız da görmüşsünüzdür. Evet. İşte MR korkusu, kapalı alana giremiyor. Bir de MR çekimleri biraz uzun olduğu için insanlar bu kapalı ortamlarda uzun süre kalmak istemiyor. Hı hı. Bir de mental retarde, akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar MR gerektiği zaman, MR'ın bir özelliği, hasta MR çekiminde hafif oynadığı zaman hemen artefaklar oluşuyor, hı hı, çekim bozuluyor. Dolayısıyla hareketsiz durması gerekiyor. Bu çok bazı hastalar için, bazı hastalıklar ve bazı kişiler için çok zor bir durumdu. Biz şu anda hastanemizde genel anestezi altında, yani MR fobisi olan ya da mental retardasyon olan hastalara genel anestezi altında MR'larını çektiriyoruz. Bu da bence şehrimiz için gerçekten ciddi bir, hı hı, hizmet. Hocam peki hazır MR demişken, hı hı, şimdi bazen şunları da duyuyoruz. İşte MR için çok afaki şekilde gün atımı, evet, oluyor. Yine röntgenler için bilmiyorum geçerli mi ama... diğer bu ve benzeri rahatsızlıklar için çekilen işte cihazların süresi çok uzun. Mesela Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde maksimum ve minimum süre nedir? Acil bir vaka geldiğinde nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Bir MR veya tomografi gerekirse. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Tabii bizim bir sözleşmemiz var. Bakanlıkla yapılan bir sözleşme var ve bu sözleşmede bizim rakamlarımız, randevu tarihlerimiz hepsi çok net. Şehir hastanesinde MR için maksimum randevu süresi 3 gündür. Yani bir hasta geldi, MR istendiği zaman 3 gün içerisinde mutlaka onun MR'ı çekilir. Tomografi için de yine 3 gündür. Acillerde 2 saattir. Yani MR tomografi istediğimiz zaman 2 saat içerisinde tomografi çekilir.
MR zaten acil bir tetkik değildir. Hı hı. Acil tetkik daha çok tomografi kullanılır. Ama maksimum günümüz bizim görüntüleme için 3 gündür. 3 günde çekimi gerçekleştirilir ve 1 hafta içerisinde mutlaka raporlanma işlemi gerçekleştirilir. Hı hı. Bu da gerçekten şehir çok kısa değil mi? Evet. Şehir hastanesinin ayrıcalığı. O açıdan MR çekmede, MR randevusunda hastanemize çok kısa süre içerisinde hiçbir sıkıntı çekilmeden bu işlem yapılabiliyor. Peki. Müsaade ederseniz bir tutuklu adli psikiyatri hastanesinden bahsetmek istiyorum. Tabii bizim en başta da söyledim. Bir genel hastanemiz, onun dışında bir kadın doğum ve çocuk hastanemiz, bir yüksek güvenlikli adli psikiyatri, YEGAP, bundan bahsettim. Cezai ehliyet için gelen hastalar. Bir de tutuklu adli psikiyatri hastanemiz var. Tutuklu adli psikiyatri hastanesi Türkiye'de tek, Elazığ'da, bizde. Şu anda Ankara'da açılmak için uğraşılıyor. Çok yakın sürede ikincisi de Ankara'da açılacak. Ne demek tutuklu adli psikiyatri hastanesi? Tutuklu, yani mahkum olmuş, suç işlemiş ve mahkum olmuş cezaevinde yatan hastalar ama psikiyatrik hastalar. Bu hastaları biz tutuklu adli psikiyatri hastanesinde, psikiyatri hastaları olduğu için burada Adalet Bakanlığı'yla ortaklaşa, aynı hapishane ortamı gibi ama hizmet alabileceği bir ortam ve tedavi aldığı bir ortam. Tutuklu adli psikiyatri 50 yataklı. Bunun biz normalde 5. aya kadar 20 erkek servisimiz vardı. Tabi 5. aydan sonra sayıyı arttırdık. Normalde kapasitemiz 50 idi. Şu anda 40'a ulaştırdık. Ve 40 erkek yatak sayımız var. Yine kadın sayımız 4 tane tutuklu kadınımız var. Ve 6 tane de çocuk tutuklu olup. Hatta şunu söyleyeyim. Bu süre içerisinde birçok ilden tutuklu hastalar, İstanbul'dan biz tutuklu psikiyatri hastaları kabul ettik. Ve burada bu hizmeti de gerçekleştirdik. Hocam biraz daha sıraya gitmek adına mesela hastane içi ve dışı hizmetleriniz, kaynak tasarrufu yapıyorsunuz biliyoruz. İsterseniz böyle başlık halinde tabii biraz hastane içi. Sorular da çok, tabii. Onları da arkadaşımla sormak isteriz. Mesela bu hastane içindeki ve dışındaki düzenlemelerle ilgili çok hızlı geçeyim isterseniz. Kamelyalar. Mesela bizim eğitim araştırma hastanesinde atıl durumda bulunan kamelyalarımız vardı. Biz göreve başladığımızda bu kamelyaları eğitim araştırma hastanesinden aldık. Tabii müdür beyin de desteğiyle, o zaman sağlık müdürümüzün de desteğiyle bunları boyattık, cilaladık ve şu anda hastanemizde 8 yere bunları yerleştirdik. Ve hem hasta yakınları hem personelimiz bunları rahatlıkla kullanıyor. Yine hastanelerde tipiktir. Hastane içinde bizim 3-4 hastanemiz olduğu için hastaneden hastaneye geçerken bazı yeşillendirilmiş alanlar kullanılıyordu. Buralara ayrıyeten patika yollardı. Bu yolları biz taş döşeyerek, burada resimde gördüğünüz bizim idari personellerimiz, başhekim yardımcılarımız ve müdürlerimiz bizzat bununla ilgilenerek böyle hastane içerisinde yürüme yolları gerçekleştirdik. Yine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Malatya Orman Fidanlık Şefliğinden 580 adet süs bitkisi alarak, yine Elazığ Orman Genel Müdürlüğünden 4500, Elazığ Belediye'mizden 150 adet fidan alarak çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Tabii desteklerini esirgemeyen Orman Bölge Müdürümüze ve Elazığ Belediye Başkanımıza da burada sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Yine hastane ile morg arasında kullanılan bir patika yol vardı. O yolu taş yol şeklinde ayarlayarak, etrafını da yeşillendirerek insanların kullanımına sunduk. Bir önemli nokta şu. Tabii çevre düzenlemesinde esas yükümlülük şirketin, ancak su ihtiyacını biz karşılıyoruz. Hastanemizde 2 tane kuyu vardı. Bunlardan biri aktif olarak çalışıyordu. Tabii çevredeki bu yeşillik alanların sulanması ciddi anlamda bir masraftı. Şebeke suyu kullanmak zorunda kalıyorduk.
Hani ismini burada söylememem gerekir çünkü kendisinden izin almadım ama bir hayırsever vatandaşımız bize bir kuyu vurması için destek oldu. Hastanemizde kuyu vurdurduk ve oradan da 24 saatte 190 bin ton su elde ettik. Onunla da şu anda çevre sulamamızı yapıyoruz. Dolayısıyla da devletimize de bu açıdan bir katkımız oldu. Tabii morg, TSB binalarında bazı işte ışıklandırma, binaların üzerinde yazılarla ilgili problemimiz vardı. Onları giderdik. Yine akşamları bizim tabelalarımız ışıklı değildi. Tabii bizim koordinasyon toplantılarında, şirketle olan koordinasyon toplantılarında bu konu dile getirilerek dış yönlendirme tabelalarını ışıklandırdık. Bu da hastalar hastaneye geldiği zaman en azından gideceği yönü tespit etmek açısından önemliydi. Bir önemli nokta mahkum koğuşu. Mahkum koğuşu şu anda Elazığ'da yok. Yani mahkum bir hasta, psikiyatri hastası tabii o ayrı. Bizim tap bilimimiz var, oraya geliyor ama mahkum olup mesela apandisiti tuttu ya da başka bir rahatsızlığı rutin oldu. Kontrol, ya da rutin kontrol. Mahkum koğuşu, mahkumları yatırabileceğimiz Elazığ'da bir imkanımız yok, koğuşumuz yok. Nereye gönderiyoruz hastaları? Üniversitemizde de yok. Diyarbakır'a gönderiyoruz. Diyarbakır'da mahkum koğuşu var. Bu Elazığ için ciddi bir eksiklikti. Biz İstanbul Çamsakura Şehir Hastanesi'ni gezerken ben özellikle oradaki mahkum koğuşunu gezdim. İşte ayrı bir girişi var. Hastalar, mahkumlar alınıyor oraya önce. Sonra polikliniklere götürülüp muayene ediliyor, getiriliyor. Yatması gereken bir hasta ise de servis, yoğun bakımıyla beraber servis var. Tabii bunu burada görünce bu projeyi şehir hastanemizde de Adalet Bakanlığı ile beraber onlarla da görüşerek proje işlemlerini başlattık. Geçen de Ankara'ya gittiğimizde tüp bebekle beraber mahkum koğuşunun yapılması için de onurunu aldık. İnşallah çok kısa süre içerisinde şehrimize bu hizmeti de kazandırmış olacağız. Gerçekten bu şehir için bir gereksinim de bu. Tabii yine likit oksijen tanklarımızla ilgili sıkıntılarımız vardı. Pandemi döneminde bu çok önemli. Çünkü yoğun bakım sayısı arttıkça oksijen ihtiyacı artıyor. Bizim iki tane depomuz vardı kullanılan 20'şer tonluk. Bir de tankımız bozuktu. O tankımızı hemen yaptırdık. Onun yanında da bir tank daha getirip şu anda likit oksijen kapasitemizi hastanede 70 bin tona çıkarttık. Yani en kötü senaryolara karşı bile hazırlıklı durumdayız. Hiçbir zaman oksijenle ilgili, likit oksijenle ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Hasta hakları birimini kurduk. Yani hastalar özellikle sıkıntısı olan, hastaneye gelip sorunu çözülmemiş hastalar ya da şikayeti olan hastalar için hasta hakları birimini kurduk. Burada insanlar gidip şikayetlerini dile getirebiliyor. Oradaki arkadaşlarımız o anda o sorunu çözmeye, eğer çözülebilecek bir sorunsa, onu çözmeye çalışıyorlar. Böyle birimi de aktif hale getirdik. Yine görme engelli hastalar için de yürüme bantlarını gerçekleştirdik. Şu anda şunu da söylemem gerekecek. Bir aslında eksikliğimiz de şu, bunu ilk kez burada söylüyorum. Hastanemizin bir cami ihtiyacı vardı. Hastanemizde bir cami yoktu. Bizim 5000 personelimiz var. Aynı zamanda günlük, biraz önce de söyledim, günlük hasta sayımız 8000 civarında. Bir de şöyle düşünün, her hastayla beraber bir kişi de yanında geldiği zaman bu 16000 kişi. 1038 yataklıyız. Yaklaşık 1000 civarında yatan hastamız var. Evet, mescitlerimiz var ama bir camiye ihtiyacımız var bölgede. Bununla ilgili yine göreve geldikten sonra bunun yapılabilmesi için tabii kamu özel işbirliği olduğu için şehir hastaneleri buradaki alanları kullanmak gerçekten sıkıntılı. Bazı prosedürleri var. Bizim dışımızda çok ciddi prosedürler var. Bunu çözmek için çok ciddi emekler sarf ettik. Ve yine geçen iki hafta önce Ankara'ya gidişimizde, müdür beyle gittiğimizde sağ olsun bakan yardımcımız bu sorunu çözdü.
Tabii burada siyasilerin de destekleri oldu. Bir hayırsever, burada ismini vermeyeceğim çünkü kendisinden izin almadım bu konuda. Şehir hastanemize cami yapımını üstlendi bir hayırsever vatandaşımız. Ve herhalde önümüzdeki hafta da cami temeli için girişimlerimiz başlayacak ve şehir hastanemize de şehir hastanesine yakışır güzellikte bir camimizi de kazandırmış olacağız. Hocam cami derken bir de refakatçiler de hani sıkıntı yaşıyorlar. Bazen dışarıdan gelen hastalarımızın birden fazla yakını geliyor. Hepsi de hastane ortamında kalamıyor. Bununla ilgili bir planınız var mı? Bir refakatçi oteli geçmiş zamanda da çok konuşulmuştu Elazığ'da. Bir yer açılmıştı ama tam kapasiteyle hizmet veremediği için sonra orası yine atıl bir durumda kalmıştı. Bununla ilgili bir projeniz olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Şu anda şehir hastanesinin özelliklerinden biri, en başta da söyledim, bizim odalarımız tek kişilik oda. 550 odamız tek kişilik ve bir 5 yıldızlı otel konforunda. Refakatçinin de yanında çok rahatlıkla kalabileceği bir ortam var. Mesela 2 çift kişilik yatak dışında bizim yatağımız yok. Ama tabii yoğun bakım hastaları var, onların yakınları var. Böyle bir ihtiyaç var mı? Aslında böyle bir ihtiyaç var ve bu kamu özel işbirliğinde şu anda hastanede ayrılan bir arazimiz var ve bu arazinin bir kısmı bu iş için tahsis edilmiş. Yani bir refakat ya da otel dizayn edilmesi için. Tabii bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu bizim dışımızda şirketli tarafından yapılması gereken bir durum. İnşallah bunu da başarırız diye ümit ediyorum ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki hocam, başka görseliniz kaldı mı? Çünkü vaktimiz de daralıyor, sorular var. Bizim isterseniz, de sormak istediklerimiz var. Şimdi tabii bir bu kaynak tasarrufu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu da şehir hastanesinde, bakın çok kısa hemen bir slaytla geçeceğim ben. 2020 yılında, 2021 yılında Ocak ayından itibaren biz göreve geldikten sonra aslında hastanelerin en büyük sıkıntısıdır elektrik problemleri. Çünkü ciddi anlamda bir elektrik tasarrufu, tüketimi var. Biz bunu nasıl düşürebiliriz düşüncesiyle birçok önlem aldık. Bunu önlemleri çok uzatmayacağım. Çok burada bahsetmek istemiyorum ama bunun sonucunda bakın 11 aylık toplam tasarrufumuz TL olarak KDV de dahil 6.867.000. Yani bizim, bunu neye göre söylüyorum? 2020 verileriyle, bakın tabloda da görülüyor, bir sonraki slaytta göreceğiz, karşılaştırarak veriyorum. Biz devletimize 11 ayda 6 milyon lira elektrikten tasarrufla bir kazanç sağladık. Evet, bu önlemler işte bilgisayarların kapatılmasından iklimlendirme, enerji tasarrufu, elektrikle ilgili işte geceleri gezip bütün elektriklerin nerelerde yandığını tespit ederek gereksiz olan bütün her yeri kapattırdık. İklimlendirme yaptık ve bunun parasal değeri de yaklaşık 6 trilyon civarında. İsterseniz son olarak biraz pandemiden bahsedelim. Daha sonra da çünkü zamanımız kısıtlı, çok uzatmak istemiyorum. Daha sonra da sorular eğer varsa, zamanımız kalırsa bunlardan bahsedelim. Evet, buyurun. Pandemiyle ilgili, pardon isterseniz. Aslında çok da büyük bir sınav verildi pandemide. Evet. Yani Türkiye'deki aslında tüm sağlık kurumları, özellikle de Elazığ'a baktığımız zaman şehir hastanesi de yine en önemli sınavlarından birini daha verdi. Evet. Bu noktada aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti, Sayın Sağlık Bakanımız da şehir hastanelerinin aslında ne kadar avantajlı kurumlar olduğunu, gerek öncesinde yaşadığımız depremde, gerekse pandemi sürecinde çok önemli bir misyon üstlendiğini de bir kez daha görmüş olduk. Evet, şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi halen devam eden bir pandemi süreci yaşıyoruz. Tabii o COVID'in ilk çıktığı dönemlerde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hemen hemen her gün televizyonlarda herkesin izlediği konuydu, tartışmaydı. Tabii daha sonraki süreçlerde aşı olayı gündeme geldi. İşte aşıyla ilgili birçok
şeyler oldu. Ben burada şunu söyleyeyim, yani hastaneyle ilgili verileri size paylaşayım. Mesela şu anda hastanemizde hem Sinovac hem BioNTech aşısı rutin olarak yapılıyor. Ve ben bu verileri son 28'i yani dün itibariyle size vereyim. Şu anda hastanemizde birinci doz aşı, Sinovac aşısı 16 bin. Ben burada bilgisayarımda bir sıkıntı oldu. Evet. Birinci doz 16.414, ikinci doz 15.000, toplam 34.777 hastaya Sinovac aşısı yaptık. BioNTech aşısı oranımız, sayımız ise toplam 148.000 civarında. Tabii aşı için 50 oda açtık bu aşılama işlemi başladığı zaman ilk dönemde. Hastalarımızın aşı olacak insanlara yardımcı olabilmek için 50 odalık aşı kliniğimizi devreye soktuk. Bir önemli özellik Turkovac ile ilgili olarak biliyorsunuz faz 3 çalışması oldu. Türkiye'de belirli yerlerde bu yapıldı ve biz Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak Turkovac aşısı için faz 3 çalışmalarında görev aldık. Ve bu çalışmada da 59 hastaya, tabii uygun olan hastalara, bakanlığın bize göndermiş olduğu kriterlere uygun olarak 59 hastaya Turkovac aşısını gerçekleştirdik ve faz 3 çalışmasına da bu açıdan destek vermiş olduk. Yine faz 1 klinik araştırma merkezi olduk. Bu da bence çok önemli. Çünkü şu anda Türkiye'de 10 merkez var. Bu 10 merkezden biri biziz. Ne demek faz 1 çalışması? Mesela bir ilaçla ilgili bir çalışma yapılacaksa bu ilacın moleküler yapısı, toksitesi, biyo yararlılığı vesaire birçok faz 1 de yapılması gereken basamaklar var. Bunlar için bizim hastanemiz şu anda faz 1 klinik araştırma merkezi olarak seçildi. Bu açıdan da önemli. Yine Turkovac'la ilgili biraz önce söyledim. Turkovac faz 3 çalışmaları Elazığ'da Fethi Çekin Şehir Hastanesi'nde başladı. Halen de devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz faz 3 çalışma sonuçları henüz yayınlanmadı. Veriler şu anda toplanıyor. Bu en akşam kısa... Sağlık Bakanımız oldu Türk olarak. Evet. İnşallah şöyle söyleyeyim. Zaten Sağlık Bakanımız açıkladı. Görsel medyada da, ulusal medyada paylaştı. Yarından itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılmaya başlayacağını söyledi. Biz de Sayın Bakanımızın vermiş olduğu direktifler de yarından itibaren inşallah şehrimizde Turkovac aşısı yapmaya başlayacağız şehir hastanesi olarak. İnşallah efendim. İnşallah. Peki biraz sorularla devam edelim mi? Şimdi evet tabii çok buyurun. Önemli. Pandemi çok önemli. Pandemide tabii eğer sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayacağım. Hocam sondan başa gidelim hemen. Tabii. Omikron'u çok merak ediyoruz ya. Giderek Sağlık Bakanımız önce İzmir ve İstanbul'u açıkladı. Sonra 8 il daha eklendi. Tabii Elazığlılar da merak ediyor. Elazığ'da var mı? Evet. Yayılım hızı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii son dönemlerde omikron varyantı ile ilgili çok ciddi anlamda dünyada bazı bilimsel yayınlar veya işte sosyal medyada ya da haberlerde yayınlar çıkıyor. Şu anda Elazığ'da omikron varyantı var mı? Şu anda bizim PCR testlerinde omikron varyantı olup olmadığını tespit edeceğimiz kitimiz yok. Ama şunu söyleyeyim, son bir ay içerisinde bizim baktığımız hastaların %90'ı delta varyantı. Ha %10'u şüpheli. Bunlar omikron olabilir mi? Olabilir bu %10'luk kısım. Ama onun için kit gerekiyor. Şu anda biz omikron varyantı Elazığ'da var diyemiyoruz. Çünkü bunun kanıtı yok elimizde. Ama çok büyük ihtimalle bunu biz işte bakanlığa gönderip omikron varyantı olup olmadığını tespit edeceğiz. Tabii omikron varyantına bağlı olarak dünden itibaren bugünkü vaka sayısını bilmiyorum ama mesela bir önceki gün 26 bin, dün 32 bin bir artış var. Şu gerçek bir mutasyon ama yapılan bilimsel çalışmalar bunun olumlu yönde bir mutasyon olduğu konusunda tartışıyor. Yani ha, bu artış derken hocam yani ölümcül riski az ama yayılım hızı daha fazla. Evet zaten bunu açıklandı. Omikron varyantı çok hızlı yayılıyor. Ama hastalık daha hafif.
seyrediyor. Normal bir nezle gribal enfeksiyon gibi seyrediyor. Ve şunu biz görüyoruz, hastaneye yatış oranlarında bir değişikliğe yol açmadı. Yani bizim 1-2 hafta önceki hastaneye yatan COVID hasta sayımızla bugünkü COVID hasta sayımız arasında bir artış yok. Normalde pozitif saptanan hasta sayısı gerçekten yüksek ama bunun hastaneye yansıyan kısmı çok aynı az. Oranda değil. Ha, bu neyi gösteriyor? Evet, daha hafif geçiyor hastalık. Çoğu insan evde geçiriyor. Tabii çünkü biz bunları, gribal enfeksiyon zannediliyormuş, evet, yani galiba. Biraz böyle 1-2 hafta geriye giderseniz ya da şu dönem içinde söylüyorum. Etrafınızda gerçekten çok fazla gribal enfeksiyonu olan, böyle işte nezle, grip, hapşırık, eklem ağrısı, hafif ateş olan birçok hasta görmüşsünüzdür. Belki de bunların büyük bir kısmı omikron varyantı COVID'ti. Ha, bu olumlu mutasyon bazı bilim adamları tarafından artık tünelin ucu göründü, ışık göründü diye değerlendiriliyor. Ama bunu söylemek için çok erken. Bunlar tamamen bilimsel verilerle açıklanabilecek şeyler. Umarım ki böyle olur ve biz de COVID'den en kısa süre içerisinde hem dünya hem de Türkiye olarak hem de şehrimiz olarak kurtulmuş oluruz. Peki efendim, şimdi içerisinden geçtiğimiz süreç o kadar değişik bir süreç ki, hayatın her alanını, ekonomiyi de çok etkiledi. Şehir hastanesi olarak araç gereç ve hastalara sunulan hizmetlerde tedarik açısından bir problem var mı? Şimdi mesela bakın, yatan hastalarımız da var, pansuman var, işte dikişini aldırmaya gelen veya işte dikişli yaraları olan insanlar var. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok net söyleyeyim, hastalara hizmet konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece son dönemde kurdaki ekonomik problemlerden dolayı ortopedi ile ilgili sıkıntılarımız oldu. Ama bu sıkıntı Elazığ Fethi Şehir Hastanesi'nin sıkıntısı değil, tüm Türkiye'nin sıkıntısıydı. Hem üniversite hastanemizde hem de tüm kamu hastanelerde aynı sıkıntıyı yaşadık ve bakanımız iki görüşmeyle de bunun da çözüm yollarını buldu. Şu an için özellikle acil vakalarda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ortopedi için konuşuyorum. Acil gelen her vaka rahatlıkla ameliyat ediliyor. Diğer konuda da hiçbir malzemede vesairede hiçbir eksikliğimiz yok. Her türlü malzememizle de şehrimize de bölgeye de hizmet ediyoruz. Peki endoskopi, kolonoskopi gibi durumlarda mesela MR cihazı gibi bir maksimum minimum süre var mı? Evet. Endoskopi ve kolonoskopi açısından bir dönem sıkıntı yaşadık. Niye sıkıntı yaşadık? Çünkü gastroenteroloğumuz zannedersem Eylül ayıydı, gitti. O süre içerisinde biraz randevularımızda artma oldu. Ama şu anda genel cerrahi uzmanlarımız bunu üstlendi. Ve yeni bir gastroenteroloğumuz atandı. Şu anda maksimum süremiz endoskopi için ve kolonoskopi için 15 gün civarında. Ama şu anda onlar ek mesai de biz onları açtık. Ek mesaiyle de bu oranı gittikçe aşağıya doğru çekiyorlar. Ha, şöyle olabilir, bu bir soruysa, soruyu soran vatandaşımız haklıdır. Eylül-Ekim döneminde bir 3 aylık döneme kadar uzayan bir endoskopi sıramız oldu. Ama şu anda bir haftadır bunu 15 güne çektik. Son 2 dakikamız. Ben Özlem arkadaşımın sözü bırakmak istiyoruz. Süre kısıtlı olunca hocam, aşıyla ilgili hala endişeleri olan vatandaşlarımız var. Şu an 3. dozu yaptırdı. Beklemede 4. dozu yaptırsam mı, yok fazla mı gelir? İşte yoksa gidip yaptırayım mı? Bu endişelerle ilgili ve 4. doz ve 3. dozla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii hatırlatma dozu diye bir şey ifade ediyor. Önce hatırlatma dozunun ne olduğunu ben size söyleyeyim. Hatırlatma dozu şu: aşı olmuş 2 doz ya da 2 dozdan sonra, mesela hani biz sağlıkçılar 2 doz Sinovac aşısı yaptırdık, sonra bir BioNTech aşısı olduk. Ben kendim için söylüyorum. Son yaptırdığı aşıdan sonra 3 ay geçmiş hastalara Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı veriler dahilinde hatırlatma dozu yapılıyor. Yani siz son dozu Haziran ayında olduysanız, ben mesela Haziran ayında oldum, 3 ay geçmiş bir hatırlatma dozunu yapmak gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Bununla ilgili hemen bir bilimsel yayını size söyleyeyim, vatandaşlarımıza da. 2 doz aşısı olan insanlarda
Omikron varyantına karşı koruyuculuk değerinin %30-40 olduğu tespit edildi. Ama hatırlatma dozu yapıldığı zaman koruyuculuk oranının %80'lere çıktığı bilimsel olarak ortaya konuldu. Dolayısıyla hani şöyle bir algı vardı. Ben BioNTech oldum. Evet, BioNTech'in koruyuculuk düzeyi, antikor düzeyi 6-7 ay sürüyor. Ama 3. aydan sonra BioNTech'te de antikor düzeyi yavaş yavaş düşüyor. Hı hı. Hani insanlar şöyle, ben BioNTech oldum, 6 ay sonra bir daha yaptırmalıyım. Bu yanlış bir yaklaşım değil ama doğrusu şu, 3. aydan sonra antikor düzeyi düşüyor. 3 ay geçen hastalara hatırlatma dozunu yaptırdıkları zaman koruyuculuk oranı %80'lere çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla da Sağlık Bakanlığımızın da bizlere ilettiği ve basında da paylaşıldığı, 3 ay geçmişse son dozdan mutlaka hatırlatma dozu yapılmalı. Ha, hatırlatma dozunu ne yapalım? Belki bu sorulabilir. Mesela 2 doz Sinovac olmuştum. Hatırlatma dozunu, bu tamamen insanların tercihine bağlı. 2 doz BioNTech olmuştum, hatırlatma dozunu Sinovac olabilir miyim? Bu tamamen yine tercihe bağlı. Sadece bir önemli durum var. O da şu, 2 doz Sinovac üzerine bir BioNTech aşısı olmuş kişilerde hatırlatma dozu BioNTech olarak yapılıyor. Onun dışında diğerleri hepsi tercihe bırakılmış. Peki ya yan etkileriyle? Son bir soru olmuş olsun. Yan etkilerle ilgili şöyle, tabii bununla ilgili çok tartışmalar. Bu sadece bizim Türkiye için geçerli değil. Yurt dışında da birçok yerde biliyorsunuz aşı karşıtları eylemler yapıyorlar, yürüyüşler yapıyor. Yan etki profilinde bakın, ben size şehir hastanemizde yapılan aşı oranlarını verdim. Gerçekten Elazığ'ın aşılarının, yani Covid aşılarının %70-80'i Fethi Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Biz şu ana kadar böyle ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Ha, yan etki ne? En sık gördüğümüz yan etki, aşı yapılan yerde ağrı, işte eklem ağrıları, baş ağrısı gibi belirtiler, en sık gördüğümüz belirtiler ve bunlar da genellikle 3 gün içerisinde geçen belirtiler. Hatta biz hastalara aşı yaparken de, kişilere aşı yaparken şunu söylüyoruz. Yan etkileri bunlar olabilir. Eğer böyle bir şey olursa ve 3 günden daha uzun sürerse mutlaka acil polikliniğimize müracaat edin. Acil poliklinikteki arkadaşlarımızın da bu konuda bilgisi var. Biz o zaman onları kayıt altına alıyoruz. Ama şu ana kadar, yani aşıya başladığımız günden bugüne kadar bizim şehrimizde Covid'den dolayı ciddi anlamda yan etki olan hastamız olmadı. Ciddi anafilaksi, işte en sık korkulan, işte alerji gelişip anafilaksi gelişmesi, böyle bir vakamız da olmadı. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında daha uzun program yapmak isterdik ama süremizin sonuna geldik. Sayın seyirciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Arkadaşım Özlem İspiranlak'la bizleri bu saatlere kadar evlerinize konuk ettiniz. Mesajlarınız var ama özellikle Sayın Veli Saraydın, Van'dan Fethi Ahmet Usal, Esra Doğdu ve Yalova Elazığlar Dernek Başkanı Sayın Mehmet Aksu'nun mesajlarını arkadaşım Özlem Hanım'la birlikte hocamıza programdan sonra özellikle ileteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özlemciğim, senden de son cümlelerini alalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Elazığ ve bölge hizmet veren bir hastanenin başhekimisiniz ve burada yaptığınız çalışmaları anlattınız. Biz de gördük ki özveriyle çalışıyorsunuz. Ben de hem size hem de ekibinize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Tabii yeni bir yıla giriyoruz. İşte cumartesi günü yeni yılın ilk günü olacak. Ben de tüm Elazığlıların yeni yılının sağlık, mutluluk, daha güzel, daha huzurlu ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Kanal Fırat, Kanal 23 ve Kanal E televizyonlarından canlı yayınlanan ortak yayınla karşınızdaydık. Çok değerli arkadaşım Özlem İspiranlak ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Erol Keleş'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Tüm ekip arkadaşlarımız adına ve yayın odasındaki, her iki televizyonda bulunan yayın odasındaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.